Önceki videoya bak, buna bak. Oo abi, arka direkt. Oğlum baksana. Bunda da bu sıkıntı var. Allah Allah. Problem bitmiyor anasını satayım. Bunları geçmem lazım bu arada benim. Bunları geçemezsem var ya, bu video yalan olur. Hadi hoşça kalın beyler. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truckers MP'deyim, ETS2'deyim. Bir önceki videomda ABS ve TCS kapalıydı bildiğiniz üzere. Duisburg'a kadar kaya kaya zar zor gelmiştim. İzlemediyseniz açıklama kısmına bırakıyorum. ABS ve TCS kapalı halde sürüşümü mutlaka izleyin. Çünkü kıyaslama yapıyoruz. Şimdi ESC'ye bastım. Seçeneklere girip oynanışa girdiğimizde çekiş kontrolü ve ABS'yi açıyorum. Bu sefer daha güvenli bir halde, daha kontrollü bir halde teknolojiyi kullanarak süreceğim. Bütün şu an yağmur ayarları, sunucu saati falan her şey aynı. Tırımız aynı, dorsemiz aynı, her şey birebir aynı. Bakalım ne kadar kayacak veya ne kadar kaymayacak. Sizlere bununla ilgili elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Yağmurlu havada açık mı kalsın, kapalı mı kalsın acaba, bakacağız. Geç abi, geç. O gelene kadar ben geçemem abi. Oğlum çok hızlı geliyorsunuz ya. Vallahi çok hızlı geliyorlar bugün. Geç. ABS kapalı olunca böyle tık 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 onu fark ettiriyor. Helal olsun. Üçlü dorsiyi her yere soktu adam. Şurada ufak bir fren testi yapacağım sizler için. İlk bir dorsiyi yapayım. Duyuyorsunuz. Kitlemiyor tamamen. İlk diye bir ses gelmiyor. Böyle tık tık tık. Şurada bir deneyelim. Yani yine çok kontrol vermiyor açıkçası. Zor olacak arkadaşlar. Virajlara bir bakalım şimdi. Virajlarda acaba ne kadar fark edecek? Ya dönüş biraz daha mı iyileşmiş acaba çekiş kontrolüyle yağmurlu havada? Sanki. Bana mı öyle geliyor? Abi çok kayıyor ama. İnanılmaz kayıyor ya. Acayip kayıyor. Ya arkayı daha çok atıyor bu sefer. Onu fark ettim. Kontrol etmeye çalışıyor tırı. Arka daha çok kayıyor bu sefer. Bak böyle bir sıkıntı var şimdi. Bu TCS'den kaynaklanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim çok rahatça. Çekiş kontrolü dengeyi sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Ve bu sayede de arka daha çok atıyor kendini. Ya aslında atmaması lazım bu kadar. Tabi yağmurlu havanın da etkisi olabilir. Zaten şimdi geçtiğimiz virajlara gireceğiz. Daha çok göreceğiz. Bakalım. Acaba ne kadar atacak arkayı? Asıl mevzu bu yolda belli olacak zaten. Arkayı çok kaydırıyor ama onu fark ettim. Baksanıza arka direkt kopuyor yani. Bir önceki videomu mutlaka izleyin arkadaşlar. Onun kıyaslamasını yapıyoruz şu anda. Yani izlemediyseniz de bunu sadece şey olarak izleyebilirsiniz. Hani TCS ve ABS benim açık olsa ne olur? Al. Örnek video. Kapalı olsa ne olur? Bir önceki video. Bu kadar basit yani. Sadece kıyaslıyoruz. O ikisini ayrı bir videoda da tek bir videoda da yapacağım. Onu da söyleyeyim. ABS, TCS açık kapalı tek bir videoda da olacak. Bol bol gelecek arkadaşlar bunların kıyaslaması zaten. Evet, buraya hızlı girmiştik. Girelim. Vallahi yolu biraz daha tutuyor çevirirken. Ama arkayı biraz daha atıyor. Anlatabildim mi? Böyle bir durum var şu anda. Kaleyse kadar nasıl dayanacağız acaba? Bu viraja da gireceğim aynı bu şekilde. Gelen giden yok zaten. Fren testi de yapacağız. Abi arka atıyor. Baksanıza arkadaşlar, böyle olmuyordu. Önceki videoya bak, buna bak. Oo abi, arka direkt. Oğlum baksana. Bunda da bu sıkıntı var. Allah Allah. Problem bitmiyor anasını satayım. Bunları geçmem lazım bu arada benim. Bunları geçemezsem var ya, bu video yalan olur. Hadi hoşçakalın beyler. Bunları tam zamanında geçtik, yoksa yalan olacaktık. Gelen var, ben yavaşlayayım abi burada. Korktum. Arkadaşlar korktum, dönmüyor çünkü. Şöyle, aynen. Şu bir geçsin. Bak o da dönemiyor, o da dönemiyor. Herkes kaydırıyor. Yanlış vites.
şimdi bir frenli kurtarma deneyelim. Ama dışarı doğru dönmem lazım. Aman 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 aman. Vallahi bak. Kardeş dorsiyeyi unutmuşsun yolda. Samuel. İleride şimdi köprü var. Köprünün orada bir deneyeceğim. Fren ve viraj olayını. Sert bir şekilde girip döndürmeye çalışacağım. Acaba kontrol sağlayacak mı? Ona bakacağım. Frenin gücüne de bakacağız tabii bir yandan. Onu da kontrol edeceğiz. Şimdi onu şurada ufaktan bir deneyebilirim. Lastikler kilitlenmeyecek ABS açık olduğu için. Abi karşıdan biri gelince aklım gidiyor. Yağmurlu havada sürmemeye çalışayım bence. Abi abi ne oluyor la? Şimdi bir fren deneyeyim. 3 2 1. İşte ABS açık bu halde. İyi, tam yerinde bastım frene. Yolda kapalıydı zaten. Frende de şunu söyleyebilirim. Biraz daha kontrolü bana bırakıyor, direksiyon kontrolünü. Güzel ayarlamışlar. ABS'nin amacı zaten. Ama duruş mesafesi artıyor. Evet, asıl virajımıza geliyoruz. Allah Allah, arka çok atıyor abi, ayar oldum ben ya. Allah, kuruldum oğlum bu TCS'ye. Deneyemeyeceğim abi, çok gelen var. Şöyle yapalım. Evet, gördüğünüz gibi tır en azından burnunu soktu döneceği yere. Güzel. Olmuş. ABS olmuş abi. Ama TCS problem. TCS nerede işe yarıyor arkadaşlar acaba? Yazabilir misiniz? Keşfettiniz mi? Ya benim şu an TCS ile ilgili herhangi bir olumlu bir şeyim yok. Yani açtığımda daha çok problem yaşamaya başladım ben şu an. Yani belki tonajlı yüklerde etki ediyor olabilir. Hani bilmiyorum. ABS yani işe yarıyor. Virajda sıkıntılı bir durumda frene bastığınızda sizin direksiyon hakimiyetinizi sağlatıyor. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ama TCS'yi ben anlamadım. Bana şey yazın abi. Ben TCS'yi açık kullandım. Şurada çok işime yaradı. Hani burada çok işime yaradı. ABS şurada işime yaradı. Burada işime yaramadı. Şeklinde yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Nerede kullanmak daha mantıklı acaba? Bakalım şimdi bir viraja geliyoruz. Bu virajda da gelen var mı arkadan? Birazcık tamam, ben ayarlarım onu şimdi. Karşıdan gelen var abi. Karşıdan gelen var, o problem. Tamam, şurada bir ufak bir fren testi ve dönüş yapacağım. Atıyor atıyor. Fren işe yarıyor arkadaşlar. ABS işe yarıyor. Hani kendini şey yapıyor ABS. Güvende hissettiriyor sana. ABS ben buradayım kardeşim diyor. Biraz geç dururum ben ama diyor. Direksiyon hakimiyetini alırsın sen diyor. Bir önceki videoda bu olay yoktu abi. Bak şimdi hızlı girdim. Yanlış girdim mesela buraya. Bak ne kadar kaydırdım. Şimdi frene bastım. Bak. Tamam, şeride sokuyor. Tamam, ABS konusunda eminiz. Bunu bir daha yapmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bokunu çıkartmayalım. Dörtlümüzü açalım. Bir de otomatik şu dörtlü açma olayı gelse güzel olur. Ani fren yaptığımızda otomatik dörtlüler açılsa. Hani durduğumuzda bir anda. Kızaklama yaptığında güzel olabilir. Çok hızlı durduğumuzda dörtlüyü açmalı bence. Otomatik dörtlü sistemi inşallah gelir. Lastik izi otomatik dörtlü bekleniyor. Evet, şimdi bu viraja gireceğiz. Bir önceki videoda 90'la gibi girmiştim galiba. Yine karşıdan gelen var, anasını satayım. Korkuyorum abi. Ya bu hızda bile güven vermiyor ki. Vallahi bu videoyu izleyenler İnşallah böyle sürekli aynı şeyleri söylediğime, tekrarladığıma sıkılmazlar. Çünkü bu videonun amacı bu. Sizlere göstermek, defalarca anlatmak, defalarca göstermek. Ne kadar zorluk yaşadığımı şu an farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Şu tırı kontrol etmeye çalışırken.
Bak sizler için şu an ban yeme riskine giriyorum. Vallahi arkadaşlar. Bak atlıyor önüme şimdi bak. Basacağım frene. Çok daha zor duruyor gördüğünüz gibi. Durmuyor yani. Buna katlanacaksınız. Duruş mesafesi artıyor. Kontrol veriyor. ABS açıkken. ABS kapalıyken duruş mesafesi kısalıyor. Kontrol vermiyor. Karar sizin. Şöyle bir kornada öttürelim. Çarpmadık değil mi? Yok, değdirmedim. Ya o da yani hızlanmaya devam etmeseydi bu kadar. Ya temas etmedim ama biraz yakın geçtim. Mecburen çünkü hızlanmaya devam etti o da. Ya ben onu sollamaya çıktığımda salsaydı bana iyiydi. Abi kontrolü ver bana. Abi kontrolü ver. Ha? Kontrol gitti ya. Ani fren geliyor şimdi. İzleyin lastiklere bakalım. Gördüğünüz gibi lastikler kilitlenmedi. Yani arka lastiği kilitlemedi oyun. Burada biraz yavaş olsam iyi olacak sanki. Şuraya bak abi, şuraya bak. Hiç sıfır ya, sıfır abi. Ben şu an hiç güvende hissetmiyorum kendimi. Yağmurlu havada herhalde 70'te falan gideceğiz artık. Kaza oldu. Dur, dur, dur. Durdum. Güzel. Manevramı yapabiliyorum. Yani ABS kapalı olsaydı burada şu tellere girmiştim. Böyle bodoslama girmiştim. Ama girmeden de durmuş olabilirim tabii. O da ayrı bir konu. Adam yolu kesti lan. Ne oluyor abi? Oy! Lan kafama düşmezsin değil mi? Aman ha. Abi sen ne oldu? Terse mi döndün? Abi ben seni bir... Senin ilerleyeceğin yok. Ben seni bir geçtim abi. Evet. Güzelce burada hamlemizi yaptık. Hem şeridime döndüm hem yavaşladım da çok zor durdu. Onu söyleyeyim. Karşıdan biri geliyor. Bakan bizden. Oğlum Semih. Eyvallah. Geçemem ki abi. Kenan geçemem ben koçum. Lan ne oluyor oğlum? Arkada bir şey oldu. Şimdi burada geçeriz herhalde. Çok yakın geçtim. Bu kadar yakın geçmem normalde ama oy gelen var. Oğlum bak ya, Allah Allah, tiplere bak. Evet, keskin viraja geliyorum. İnşallah gelen olmaz. Burada yapacağım şovumu. Bakalım gelen var mı yok mu? Burada şovumu yapıyorum. Bayağı bir gelen var. Hadi oğlum. Biraz ayarlayayım şurada. Tamam, süper, gelen yok. Hadi bunlardan sonra gelen yok. Haydi bakalım, yapıyoruz şovumu. Evet, şu arkayı topladınız mı güzel. Arkayı biraz toplamak zor oluyor. Şu ileride size bir de patinaj olayını göstereceğim. Bakalım ne kadar patinaj çekecek acaba. Ya yine çeker ki bu. Oğlum bu benim kafam çok karıştı ya arkadaşlar. Benim kafam çok karıştı şu an. Şimdi biz ABS'yi açacağız mı açmayacağız mı? Şuraya çekelim şu tırımızı. Şimdi şurada durduk. Şuraya bir ineyim.
Bak şuraya indim. TCS burada devreye girmesi lazım. Gazı veriyorum. Bak patinaj çekmiyor. Normalde patinaj çeker arka. Görüyor musun bak? Kilitliyor gibi yapıyor bak. Bak şu. Olay şu bakalım. Çıkayım tutacak. Bak görüyor musun? Tutuyor bak. Bak gaz veriyor ama sarmıyor. Bak şimdi. Gördün mü? Patinaj çekmiyor ama motor bağırıyor. Yani devreye giriyor sistem bak. Bak patinajı düştü şu an. Toplayacak şimdi bak. Kesti gördünüz mü? Patinajı düşüyor. Bak kesiyor. Ara ara kesiyor bak. Olay bu. Söylemek istediğim olay da buydu arkadaşlar. Bu videoda da ABS ve TCS'yi açık kullandık. Yorumlarınızı bekliyorum. İki video arasındaki kıyaslamayı da bekliyorum arkadaşlar. Bol bol videolar gelecek bununla ilgili. Tek videoda da kıyaslamalar gelecek. Farklı tırlarda da gelecek. Farklı tonajlarda da gelecek. Yorumlarınızı bekliyorum. İsteklerinizi bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.